İşletmelerin uluslararası alanda pazara çıkmalarının temel nedenleri, özellikle müşteri bulmak, müşteriyi kazanmak ve bu müşteriyle sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmaktır. Günümüzde işletmelerin en önemli sorunlarından biri, ürettikleri ürün ve hizmetleri uygun yer ve zamanda, uygun koşullarda doğru müşterilerle buluşturamamalarıdır. Bu nedenle dış pazarlara açılmak isteyen işletmelere verilen pazarlama destekleri, hedef pazar seçimi ve pazarlama araştırmaları konularının önemi büyüktür. Küreselleşme eğilimlerine paralel olarak gittikçe önem kazanan uluslararası pazarlama ya da uluslararası işletmelerde pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken nokta, dış pazarlara hangi koşullarda olursa olsun açılmak isteyen firmalarda yapılan pazarlama faaliyetlerinde ben merkezi değil, çok merkezli bir yaklaşımla farklı pazarlarda farklı müşteri ihtiyaçlarının olduğunu kabul etmeleri gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, bu nedenle firma, ürün ve tutundurma faaliyetlerinde gerekli uyarlamaları yaparak faaliyet gösterdiği ülkelerde farklılıklara dayalı bir yaklaşım sergilemelidir. Amerikan Pazarlamacılar Birliği tarafından yeni geliştirilen tanıma göre pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için faaliyetler, kurumlar ve süreçler bütünü olarak görülür. Uluslararası pazarlama kavramı ile uluslararası ticaret kavramı çoğu durumda birbirinin yerine kullanılan iki kavram. Ancak her iki kavram da birbirinden farklı anlamlar ifade ederler. Uluslararası ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırlar dışına akışı ile ilgili olup, odak noktasını ödemeler dengesi ile kaynak transferinin sınırlar ötesine akışını etkileyen ticari ve mali konular oluşturmaktadır. İhracat terimi, ihraç katma değeri yaratan tüm maddelerin işlenmesi, üretimi ve satışına ilişkin faaliyetleri kapsarken, pazarlamanın diğer fonksiyonlarını, özellikle de pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesini ikinci planda tutar. Dolayısıyla uluslararası pazarlamanın ihracattan çok daha geniş ve sistemli bir yapıyı ifade ettiği söylenebilir. Hedef pazarımızdaki müşterilerle iletişime geçmek suretiyle ilk etapta numune bazında yani yurt dışındaki müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında çalışmalara başladık ve numuneler göndermek suretiyle onlarla sipariş alır pozisyonuna geldik. İşletmeler açısından müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlamak son derece önemlidir. Dış pazarlarda müşteriye ulaşmak, bu müşterinin ihtiyaçlarını anlamak ve onlar için doğru çözümler sunmak son derece zor. Pazarlamayı bilmek ve bu faaliyetleri dış pazarlardaki farklı koşulları sürece katarak uygulamak, pek çok işletmenin en önemli sorunu. Bugün baktığımızda, işletmeler pek çok durumda ürün ve üretim sorunlarını aşmış durumdalar. Ancak üretilen ürünü dış pazardaki müşteriyle buluşturmak, başlı başına ele alınması gereken zorlu bir durum. İşe yeni başlayan ya da küçük ölçekli işletmeler için bu durumla baş etmek oldukça zor. Devletimiz, firmalarımızın rekabet gücünün yükseltilebilmesi amacıyla özel bazı destekler sağlıyor. Bunların birçoğunu firmalarımız kullanıyor. Bunların en önde gelen unsurlarından bir tanesi uluslararası fuarlara katılma desteği. Bu çerçeveden olmak üzere gerek bazı ticari STK'larımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve önde Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB olmak üzere birçok kuruluşumuz işletmelerimizin uluslararası arenada fuarlara katılıp kendilerini tanıtmaları için destek veriyorlar. Bu desteklerin oranları, miktarları zaman içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle
özellikle devlet desteği almak isteyen firmalarımızın Ekonomi Bakanlığı'nın, KOSGEB'in veya ilgili sivil toplum kuruluşunun web sitelerine girerek son durumları görmeleri, güncellemeleri ve ona göre faaliyete başlamalarında fayda var. Uluslararası fuarlara katılmanın dışında en önemli konulardan bir tanesi de URGE diye kısaca adlandırılan uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla çıkartılmış olan bir tebliğ. İşbirliği kuruluşu olarak adlandırılan bazı kurumlar var. Bu kurumlara belirli görevler veriliyor ve bu kurumlar aracılığıyla deyimi uygunsa toptan destekler veriliyor. Ve kuruluşlarımızın, işletmelerimizin kümelenme yoluyla güçlerini ve yeterliliklerini birleştirerek daha rekabetçi bir ortama gelebilmeleri sağlanmak isteniyor. Bunun çerçevesinde ayrıca pazara giriş ve pazar araştırması desteği denilen çok önemli bir destek var. Pazar araştırması desteğinde firmalarımız pazar araştırması yapmak istedikleri hedef ülkeye gidiyorlar. Orada firmalarla görüşüyorlar, pazar hakkında bilgi topluyorlar, gerekirse belge satın alıyorlar. Tabii bütün bunları Ekonomi Bakanlığı'nın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde yapıyorlar. Ama bakanlığımız bunlara gene zaman zaman değişen oranlarda ve zaman zaman değişen yüzdelerde destek veriyor. KOSGEB aynı şekilde uluslararası piyasalarda araştırma yapmak isteyenlere ve fuarlara katılmak isteyenlere destek vermektedir. Ayrıca gene KOSGEB kendi kataloglarını, broşürlerini bastırıp olası müşterilerine iletmek isteyen firmalara, KOBİ'lere destek vermekte ve bu masraflarının belirli bir kısmını ara sıra değişen koşullarda ve değişen yüzdelerde, değişen miktarlarda desteklemektedir. Bu arada uluslararası piyasalara açılmak isteyen firmalarımız için çok önemli bir destek daha var. Bu da yurt dışı birim desteği. Yurt dışı birim desteği çok ilginç bir şey. Firmalarımız hedef ülkelerde gidip mağaza açabiliyorlar veya zincir mağazaların veya başka mağazaların içerisinde reyon açabiliyorlar. Veya mağaza veya reyon açmak istemiyor, kendileri doğrudan doğruya bir noktadan dağıtım yapmak istiyorlarsa depo açabiliyorlar. Bütün bunların yapılabilmesi için orada yurt dışı destek, yurt dışı birimi için destek alabilmek amacıyla çalışan firmalarımıza Ekonomi Bakanlığımız çok ciddi boyutta destek veriyor. Tabii hep vurguladığımız şey destekler miktar olarak, yüzde olarak, şekil olarak, kural olarak değişebilir. Bunlar ihtiyaçlara, piyasanın gereksinimlerine göre değiştirilmektedir. O nedenle desteğini almak istediğimiz kurumlara mutlaka başvurmamızda fayda vardır. Uluslararası alandaki pazarlara açılmak isteyen bir işletme, önce hedef pazarları belirler. Hedef müşteri kim ve bu müşteri nerede sorularının yanıtını bu aşamada vermelidir. Kime ne satılacağının kararı aslında en doğrusu şirket bazında verilir. Yani bugün ihracat pazarlarına girmek istiyorsa bir şirket, ilk vereceği karar kime ne satılacağıdır. Ben şimdi bazen sorarım yöneticilere, ne iş yapıyorsunuz diye, ayakkabı yapıyorum der. Kime veriyorsunuz? Almanya'ya. Almanya bir ülkedir. Almanya ayakkabı almaz. Olsa olsa Almanlar alır. Hatta Almanlar alır da yetmez. Almanya'da milyonlarca Alman var. Herhalde satılan ayakkabıda 5 bin, 10 bin, 20 bin, 30 bin çift belli bir takım Almanlar alır. Yani bu konuda ne kadar hassas, ne kadar detaylı ürün ve pazar planı yaparsanız o kadar en azından strateji adına layık bir iş yapmış olursunuz. Şimdi şirket olarak düşünelim. Diyelim ki elinizdeki ürünün dış pazarlarda bir şansı olduğuna inanıyorsunuz ve buradan da para kazanacağınıza inanıyorsunuz. Nerede mesela? İşte birinci soru bu. Nerede? Dünyada benim bildiğim kadarıyla 153 tane ülke var. Niye Almanya? Niye Fransa? Niye Çin? Efendim Çin'de 1,5 milyar adam var. Doğru. Ama bunların sadece %8'i satın alma gücüne sahip. O da doğru. Ama 1,5 milyar adamın %8'i 150 milyon adam eder. Ülkeden büyük. Çok büyük pazar.
Bu mudur neden Çin'i seçmek için? Çok büyük pazar. Amerika'da büyük pazar, Kanada'da büyük pazar. Ülkeleri bir araya koyarsanız Afrika'da büyük pazar. Bir pazarı nasıl seçeceksiniz? Bir işletmeci olarak, bir şirket sahibi olarak kendi kendinize bir sorun. Hangi pazara gideyim? Bunun kararını nasıl verirsiniz? Ben envai çeşidini gördüm. Bir tanesi uçakta biriyle tanışmıştı. Onun için o memleketin pazarı cazip geliyordu. Bir tanesi bir geziye katılmıştı. O ülkenin pazarı cazip geliyordu. Bir tanesi de uzun süren analizler, taramalar yapmıştı. Satın alma güçlerine bakmıştı. O ülkenin pazarını cazip bulmuştu. Bunlar geçerli nedenler midir? Aslında pek değildir. Bu da niyettir. Dediğim gibi Almanya mal almaz. Bir Alman pazarı vardır. Alman pazarında da Hanslar vardır, Helgalar vardır. Bunları düşünmek zorundasınız. Yani alıcıyı düşünmek zorundasınız. Bu alıcı aracıdır ya son tüketicidir. Bunların neyi niye aldıklarını anlamanız lazımdır. Bunlar da kolay şeyler değil. Yani oturduğunuz yerden ve hatta çok iyi internet araştırmacısı olsanız dahi oralardan da bulacağınız şeyler değildir. Onun için ne yapılıyor? Genellikle fuarlara katılınıyor. Fuarlarda rakipler neler yapmış, kim gelip onlara ne soruyor bakılıyor. Oradan da ben de bu pazarda belki iş yaparım şeklinde düşünülüyor. Hiç yoktan iyi. Ama esas yapılacak olan bu değil. Esas yapılacak olan öncelikle bir tüketici profili tanımlamaktır. Yani sizin malınızın avantajı nedir, kime cazip gelir? Dünya artık o kadar karmaşık bir yerde değil. İnsanlar gittikçe birbirlerine benziyorlar, özellikle tüketimde. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, uzun süredir Türkiye'de de hatta hala tartışılan markalaşma. Her markanın Türkiye'de ne varsa dünyanın her tarafında var. Nereye giderseniz gidin. Bir tek benim gördüğüm Kuzey Kore'de bunlar yoktu. Hala da yoktur herhalde. Ama diğer bütün ülkelerde bu markalar var. Onlar da oturup biz Almanya'ya mal satalım demiyorlar. Markaları var. Almanya o markaları istiyor. Pazar seçimi neye göre yapılacak? Bunun tabii klasik pazarlama kitaplarındaki anlatımı demografik, sosyal sınıf vesaire gibi bir takım tanımlar var. Dünya çapında bunu yapması kolay mı? Kolay değil. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Söz gelimi ben ayakkabı satıyorum demek yerine ben hanım ayakkabısı satıyorum demek. Ben hanım ayakkabısı satıyorum demek yerine ben genç kızlara hanım ayakkabısı satıyorum demek. Ben genç kızlara hanım ayakkabısı satıyorum yerine ben spor yapan genç hanımlara ayakkabı satıyorum demek daha iyidir. Yani ne kadar daraltırsanız o kadar iyidir. Ama çok da daraltmayacaksınız. Neye göre daraltmayacaksınız? Pazarın ebadına göre tabii. Şimdi ben bazen görüyorum bazı üreticiler gidiyorlar bir ihracat pazarına ayakkabı satacağız diye. O ihracat pazarının talebi o şirketin üretiminin 10 yıllık üretiminin 10 katı kadar. Yani zaten böyle bir üretim yapabilme olanağı da yok. Ne yapması lazım o şirketin? Özelleşmesi lazım bir şeyde. Önemli olan pazarı yeteri kadar detaylı ama yeteri kadar da genelde tanımlayabilmek. Onun için ille de bunun Alman, Fransız, Tanzanyalı, Kanadalı, Amerikalı olması gerekmiyor. Bu bir. İki, genellikle biz Avrupa, Amerika, Çin vesaire gibi pazarlar derken o pazarların alım gücünden bahsediyoruz. Alım gücü alım nedeni değildir. Bu ikisini de birbirine karıştırmamak lazım. Yani senede 20 bin çift ayakkabı yapan bir kişinin Amerikan pazarına gireceğim diye dövmesi için bir neden yoktur. Siz 20 bin çift ayakkabıyı Güney Afrika'da da satabilirsiniz. Kolombiya'da da satabilirsiniz. Orada bulursunuz 20 bin müşteri. Kapasitenize göre de pazarı dengelemek zorundasınız. İhtiraslarınızı da ona göre dengelemek zorundasınız tabii. Bugün Çin'e mal satmaya gittiğiniz zaman Çin'de küçük bir pazar bölümü bile o mala talip olsa bunlar çok büyük rakamlar. Söz gelimi Çin'de bir hesaba göre 422 milyon kobi var. Bir hesaba göre 400 bin kobi var. 22 milyon kobiyi hesaplayın. Bunların her biri bir tane mal alsalar sizden. 22 milyon mal eder. Bazı yerlerin ebadı büyük. Bazı yerlerin alım gücü yüksek. Söz gelimi Batı Avrupa ülkeleri, Amerikan ülkeleri gibi. Ama neresinden bakarsanız bakın, önce oturup sizin alıcınızı tanımlamanız lazım. Bu alıcının milliyeti çok önemli değil. Coğrafyası da çok önemli değil. Coğrafya sadece kolaylıktır. Neden? Uçaklar coğrafyaya göre uçuyor da onun için. İstanbul'dan uçağa binerseniz, Almanya'ya ineceğim derseniz Almanya'ya inersiniz. Ama Almanya'da Almanlar sizi karşılamayabilir. Mesela
Almanya'ya gidip de orada Türklere mal satan çok firma var. İkincisi de sunumunuzu tamamlamanız lazım. Bu ikisi el ele gidiyor. Dedim ya, hanımlara ayakkabı yerine genç hanımlara ayakkabı, genç hanımlara ayakkabı yerine spor yapan genç hanımlara ayakkabı. Bunlar daha iyi tanımlar diye. Bakın burada hem ayakkabı diyoruz hem de bir kişi tanımlıyoruz. Strateji dediğiniz de bu zaten. Kime ne sunacağım? Dünyada atıyorum Türkiye'de işte İstanbul'da iki telli organize sanayi bölgesinde Aymakop Sanayi Sitesi'nin B blok köşe başındaki bir metal aksesuarcıyı dünyadaki hedef pazarımızdaki müşteriler bizi nereden bilecekti? Dolayısıyla bunlarla ilgili kendi bilinirliğimizi arttırmak, aktif bir pazarlama sürecine başlamamız gerekiyordu. Tabii bu arada gerek bankaların, gerek işte sanayi odasının, gene ticaret odasının, dış ticaret müsteşarlığının yapmış olduğu ihracat eğitimleri de vardı. Bu ihracatın yanında oradaki seminerlere de katıldım. Orada öğrendiklerimin doğrultusunda şirket ismimin beni hedef kitleme doğru ifade etmediği kanaatine vardım. Çünkü ilk şirketi kurduğumuzda ayakkabı, saracıya aksesuarları ve tekstil sanayi ticaret limited şirketi olarak ünvanımızı 97 yılında belirlemiştik. Dolayısıyla ayakkabının başta olması bizi bir ayakkabı firması olarak lanse ediyordu. Dolayısıyla radikal bir kararla firmamızın ismini Metal Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirdik. Pazarlama araştırması, işletmenin doğru politikalar üretmesini, pazarını doğru biçimde anlamasını ve fark yaratarak pazarı iyi anlamasını sağlar. Sürekli olarak gelişen teknolojik yapı, iletişim ve ulaşım imkanlarının artması, medyanın küresel anlamda geniş kitleler üzerindeki yönlendirici etkisi, küresel tedarik sistemlerinin gelişmesi, sosyal medya araçları gibi pek çok etken, farklı kültürlerin birbiriyle çok daha fazla etkileşim içerisine girmesine neden olmaktadır. Bu etkileşim, dolaylı olarak tüketicilerin yaşam tarzları, beklentileri ve talepleri üzerinde de etkilidir. Dolayısıyla uluslararası pazar çevresinin çok boyutlu ve değişken yapısıyla artan rekabet, uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılan işletmelerde sürekli, güvenilir ve kaliteli bilgi toplamayı temel işletme fonksiyonlarından biri haline dönüştürmüştür. Uluslararası pazarlamada başarı için gerekli temel bilgiler çok çeşitlidir. Bu bilgilerin türü girilecek pazarın kendine özgü özelliklerine göre tanımlanabilir. Ancak çok makro düzeyde tüm pazarlar için genel bir demografi niteliği olan temel bilgi türlerini şöyle sıralamak mümkün. Pazarın coğrafi konumu, pazarın ekonomik yapısı, pazarda tüketicilerin satın alma gücü ve tüketim harcama yapısı, nüfus ve özellikleri, pazardaki ticaret politikası ve dağıtım altyapısı, pazardaki rekabet koşulları, pazardaki sektörel gelişim, pazardaki belirgin kültürel tanımlamalar ve kodlar. Uluslararası alanlarda pazara çıkan işletmeler, pazarlama olanaklarını değerlendirmeli ve kendilerini o pazarlara uygun hale getirmelidir. Bu çalışmaları sırasında işletmelere ürün geliştirme, araştırma ve tutundurma desteği gibi bir dizi destek verilir. Bu desteklerin yanı sıra işletmeler, pazarda kendilerine yer ararken hedef pazar seçimi ve müşterinin önemi gibi konularda yapılan pazar araştırmalarından da yararlanırlar.